Hollanda hükümeti ve parlamentosuna dış politikada danışmanlık yapan AIV'nin, Türkiye'nin jeopolitik rolü, eğilimler ve gelecek senaryoları başlıklı raporunda Hollanda hükümetine Türkiye ile ilişkilere yönelik tavsiyelere yer verdi. Raporda Türkiye'nin bölgesinde artan rolü ve önemi gereği Hollanda'nın proaktif ve stratejik politikalar belirlemesi gerektiği belirtildi. Türkiye'nin uluslararası politikadaki rolünün Hollanda'yı zaman zaman ikilemde bıraktığına değinilen raporda Türkiye'nin jeopolitik konumunun her zamankinden daha kritik hale geldiğine dikkat çekildi. Raporda Türkiye için Doğu ile Batı arasında ve Karadeniz'de yer alan bu ülke, diğerlerinin aksine Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuk görevini yapabilecek tek NATO ülkesi değerlendirmesine yer verildi. E, Başkanı Bert Konders'in Türkiye ile diyalog kapısı her zaman açık olmalı. Tavsiyemiz Almanya ile yakın çalışarak bu politikanın uygulanmasıdır. Şeklindeki ifadelerine de yer verilirken, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki ara buluculuk rolünün önemi vurgulandı. Türkiye'nin jeostratejik olarak çok daha önemli bir ülke haline geldiği belirtilen raporda, Rusya ile diyalog kurmada Türkiye'ye duyulan ihtiyaç hatırlatıldı. Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadındaki kritik konumunun güçlendiği kaydedilen raporda, ''Jeopolitik olarak Türkiye'yi göz ardı edemeyiz.'' ifadesi kullanıldı. Türkiye ile çalışılabilir düzeyde ilişkilerin sürdürülmesinin kaçınılmaz olduğu belirtilen raporda, Konders'in Türkiye'nin doğrudan Avrupa Birliği, dış ilişkiler ve güvenlik politikalarına eklenmesi ve NATO ile ilişkilerin geliştirilmesi çok daha önemli hale geldi şeklindeki değerlendirmesi aktarıldı.